Merhaba. Bu dersimizde öğrenirken zorlandığım bazı kelimelerin üzerinden geçmek istiyorum. Birinci kelime arterioskleros. Buradaki yoğunun altını çizelim. Şimdi buna çok benzeyen başka bir kelime olan arteriolosklerozu not ediyorum. Burada da lo dışındaki her şeyin ilk kelimeyle aynı olduğunu gördünüz. Öyle değil mi? Ben bunları öğrenirken aynı kelime olduklarını, yani bazılarının bu kelimeyi yanlış yazdığını düşünürdüm. Ama daha sonra bunun doğru olmadığını, bu kelimelerin farklı anlamları olan kelimeler olduğunu öğrendim. Son olarak bir de aterosklerozu not edeceğim. Bunun da diğer kelimelerle aynı anlama sahip olduğunu sanıyordum. Ama tabii ki farklı anlama sahip başka bir kelime olduğunu öğrenmem çok uzun sürmedi. Evet gördüğünüz gibi bu üç kelimeyi birbiriyle karıştırmak son derece kolay. Hatta zaman zaman yanlışlıkla aynı anlamda kullanıldıklarını da görebilirsiniz. O yüzden bu dersimizde size aralarındaki farklardan söz edeceğim. Arterio ve arterioloskleroz ile başlayalım. Farklarını anlatırken her birinin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Yani tam olarak bu durumlar oluştuğunda vücutta neler oluyor buna bakacağız arterio ve arterioloskleros damarların sertleşmesiyle alakalı bir durumu anlatır. Bunun şimdi sağlıklı bir kan damarı olduğunu düşünelim. Evet çiziyorum. Sağlıklı kan damarları yumuşak ve esnektir. Zaman içinde sertleştiklerinde ise buna benzer bir görünüm oluşur. Damarın boyutları değişmez ama oldukça serttir. Az önce söylediğim gibi Arteriyoloskleroz'da da buna benzeyen bir durum var. Şu ana kadar bunların aslında farklı şeyler oldukları konusunda sizi ikna edemedim. Öyle değil mi? Evet, burada da süreç aynı olduğu için, yani damarlar sertleştiği için, aradaki farkın ne olduğunu merak ediyor olmalısınız. Arterioskleroz, büyük ve orta boy damarlarda gerçekleşir. Damarları büyük, orta, küçük ve arteriyeller olarak sınıflandırdığımızı hatırlıyor olmalısınız. İşte size fark: damarların sertleşmesi süreci büyük ve orta boy damarlarda gerçekleşiyorsa buna arterioskleroz, küçük boy damarlar ya da arteriyellerde gerçekleşiyorsa da arterioloskleroz adı verilir. Süreç aynı olsa da gerçekleştiği damara göre verilen ad değişiyor. Evet bu ikisi arasındaki en önemli farkın bu olduğunu anladığımıza göre şimdi de damarların yumuşakken sertleşmesinin neden önemli olduğunu inceleyelim. Buraya bir spektrum çiziyorum. Spektrumun bu ucuna esnek değil bu ucuna da çok esnek yazıyorum. Bu spektrumda damarı, damarın esnekliği, esneme kapasitesi anlamında değerlendireceğiz. Çok esnek damarlara örnek olarak toplar damarları verebiliriz. Hemen not ediyorum. Toplar damarlar son derece esnek damarlardır. Atar damarlar ise burada bulunurlar. Yani toplar damarlar kadar esneyemezler ve onlar kadar uyumlu değillerdir. Hiç ama hiç esnek olmayan bir örnek olarak kurşundan yapılmış boruları düşünebilirsiniz. Arterioskleroz ya da arteriolosklerozda Zaten çok fazla esnek olmayan atar damarlar, spektrumda bu yönde hareket etmeye başlarlar. Yani esneklikleri gitgide azalır. Not edelim. Bu hastalıklarda atar damarlar esnekliklerini kaybederler. Peki sizce damarlar esnekliklerini neden ve nasıl kaybediyor olabilirler? Şimdi işin nasılına odaklanıyoruz. İşte bu soruya cevap vermek için de aterosklerozdan bahsedeceğiz. Hemen çok hızlı bir çizim daha yapayım. Bu bir atar olsun. Her ne kadar üç katmanlı olduğunu bilsek de daha basit olması adına duvarını iki katmanlı olarak çizeceğim. Ee, diyelim ki damarın bu kısmında ve bu kısmında yağ birikmeye başladı. Zaman içinde bunların damarı tıkayacağını öngörmek zor değil. Damarın tıkanması lümenin daralmasına sebep olurken aynı zamanda kireçlenmeye de yol açar. Kireçlenme yüzünden lifli dokular burada birikir ve bir zamanlar yumuşak kırmızı ve esnek olan damar duvarı sertleşip beyazlaşmaya başlar. Sonuç olarak damarın bu ve bu kısmının esnekliği azalır. Damar duvarının bu kısımları artık eskisi gibi esneyemez ve buna da ateroskleroz adı verilir. Aterosklerozu Arteriosklerozun altına yazmamın sebebi ise aterosklerozun genellikle büyük ve orta boy damarlarda görülmesidir. Büyük ve orta damarlarda meydana gelen ateroskleroz, arterioskleroza sebep olur. Şimdi de küçük damarlar ve arteriyellere odaklanalım. Ateroskleroz küçük damarlar ve arteriyellerde gerçekleşmiyorsa, arterioskleroz nasıl meydana geliyor olabilir? Önce Şuraya birkaç kelime not edelim. Hiyalin ve hiperplastik. Bunlar arteriyolosklerozun nasıl ortaya çıktığını açıklayan yani süreçle ilgili kelimeler. Hiyalin ve hiperplastik arteriyolosklerozunu da bir çizim aracılığıyla anlatmak istiyorum. Bu kez damarda plak oluşumu yerine kan basıncının yükseldiği durumlara göz atacağız. Evet. Yüksek kan basıncı ve diyabet gibi durumlarda damarı genişlemeye zorlayan basınç çok fazladır. Basıncı buraya çizdiğim oklarla göstermeye çalışıyorum. Basınç yüzünden damar genişlemeye zorlandığında damarın içindeki proteinlerin bazıları da damarın duvarına doğru itilirler. Proteinler damar duvarına doğru itildikçe zaman içinde damar duvarının sertleşmesine yani damarın esnekliğini kaybetmesine sebep olurlar tüm damar duvarı esnekliğini kaybettiğinde de arterioloskleroz meydana gelir. Bu olay her zaman bu şekilde gerçekleşmez ama size genel olarak nasıl gerçekleştiği hakkında biraz bilgi vermek istedim. Kısacası yüksek kan basıncının da yumuşak olan bir damarın sertleşmesini sağlayabileceğini söylüyorum. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.